Olmadı. Evet merhaba. Şu an saat 9'u çeyrek geçiyor ve bu hafta sonu günübirlik Uludağ'a geldik. Bütün gün Uludağ'ı inceleyeceğiz. Buyurun. Tekrardan şu an arkamda görmüş olduğunuz yer Uludağ'ın birinci gelişim bölgesi diye geçiyor. İlk yapılan liftler, ilk yapılan oteller burada bulunuyor. Aynı zamanda buradaki pistler bir tık daha eski lift altyapısıyla beslendiği için daha kısa ve yeni öğrenenlerin de uğrak noktası burası. Şu an arkamda görmüş olduğunuz pist ve hemen önündeki oteller Uludağ birinci bölgenin merkezi. Yeşil olması ve şansımıza da bu sezon çok fazla kar oldu. Şu an gerçekten hem kar durumu müthiş hem hava durumu müthiş. Birinci bölgede kaymak için güzel bir vakit. Saat 9.30'dan sonra günübirlikçiler akın etmeye başlayacak buraya. Kayan, kaymayan, piknikçi vesaire herkes pistlerde olacak. Dolayısıyla biz şu an hazır sakinken birinci bölgede birkaç tur atıp hem çekimlerimizi tamamlıyoruz. Oradan hem daha uzun pistler hem daha yeni liftler olan ikinci bölgeye transfer olacağız birazdan. En uzun pistlerinden, en uzun liftlerinden biri olan Tutyel'indeyiz. Günümüzün geri kalanını burada geçirmeyi düşünüyoruz. Yeni başlayanlar için birinci bölge daha uygun olabilir hafif eğimli pistlerinden dolayı. Veya ikinci bölgedeki otellerde kalıyorsanız onların önündeki T-barlar da öğrenmek için uygun. Ama orta ve ileri seviye kayanları tatmin edebilecek 3 lift ve bunlara bağlı pistler Tutyel'i, Uşaklı Kaya ve Maden. Uşaklı Kaya ile Tutyel'i böyle kapanabilen bubble'lı liftlerden. Maden ise açık tarzda bir lift. Ve uzun rüzgarlı günlerde çok soğuk oluyor o yüzden. Ekmeği yedik, kahvelerimizi içtik. Size biraz Uludağ'daki fiyatlardan bahsetmek istiyorum. Mustafa abi çok iyi. Valla ben sırf satış yapmak için yardımcı. Evet, fiyatlardan bahsedeyim. Sucuklu yumurta 25 lira, kahve 15 lira. Su ne kadar? Yok, su bizden 5 lira. Su 5 lira, su sucuk ekmek lira. Ne kadar abi? Sucuk ekmek de 30 TL. İlk evet, fiyatlar hakkında da şöyle bir kabaca bilgi verelim. Kas
Şimdi kaydediyorum bakın. Abi niye herkes kasksız biniyor? Dörderli olduğu için. Dörderli biniyor. Ama kask niye yok kimsede? Biz bilemeyiz. Kendisine sormak lazım. Kendisine sormak lazım. Doğru. Aa bir tanesi burada. Pardon tam yanımdaymış. Arkamda görmüş olduğunuz lift maden, Uludağ'ın en uzun lifti. Müzik bayağı güzel. Fiyatlara göz gezdirelim bakalım beraber. Meşrubatlar 15 lira, biralar 25 lira, atıştırmalıklar 20 ile 45 arasında, sosis ızgara 35 lira. Şöyle böyle değil, manyak kaliteli manyak. Parasız satıyorum. Bunun içine aşkımı koydum, bedava veriyorum. Endirimli, endirimli. Ver bir 5 lira daha. Ver bir 10 lira daha. Uludağ incelemesi yapalım. Uludağ nasıl bir yer? Uludağ bugün öğleden önce Uludağ çok güzel bir kayak merkeziydi. Evet. Öğleden sonra Uludağ tam bir sucuk ekmek merkeziydi. En güzel özeti bu olur herhalde bu seyahatin. Neyse kayakçı anlamında bakarsak birinci bölge yeni başlayanlar için eğim olarak uygun ama çok kalabalık ve tehlikeli bir yer. Fütursuzca kayanlar yüzünden. İkinci bölge otellerin önündeki T-barlar yeni başlayanlar için uygun, aynı zamanda nispeten daha güvenli. Tutyeli, kuşaklı kayak, maden. Orta ve ileri seviye kayakçılar için tatmin edici uzunlukta. Onun dışında kuşaklı kaya ve tutyeli bile sadece açık olsa Uludağ'a gelinir mi? Gelinir. Ama Uludağ hafta sonu çok fazla günübirlikçi geliyor. Bunun da zararlarını bu iki pist dışındaki her yerde görüyoruz. Kaldı ki bugün tut yerinde de acayip bir yaya kuyruğu vardı. Bunlardan tabii ki memnun kalamadık. Ama İstanbul'a yakınlığı olsun. Günübirlik gelinebilecek diğer yerlere avantajı da var. Şimdi günübirlik nereye gidilir İstanbul'dan? Kartalkaya'ya gidilebilir, Kartepe'ye gidilebilir. Kartepe buradan iyi değil. Daha yakın olması dışında bir avantajı yok. O da bir sucuk ekmek merkezi. Kartalkaya'nın avantajı ne? Kartalkaya'nın avantajı daha fazla kayakçı olması, daha kayakçı merkezi olması. Ama onun da dezavantajı 1 uzak, 2 Uludağ kadar pist opsiyonu yok. Fiyatlara gelelim. Fiyatlar tabii İstanbul fiyatlarının, Türkiye fiyatlarının üzerinde. Ama dağ fiyatları olarak aslında çok kazık bir şey görmedik. Bir tık pahalı olması dağda zaten beklediğimiz bir şeydi. Bazı günübirlik turlar öğle yemeği dahil satıyorlar. Bunu değerlendirebilirsiniz alırken. Sucuk ekmek ve ayran dahil satıyorlar. Eğer burada ikinci bölgedeki otellerde kalırsanız tamamı her şey dahil veyahut tam pansiyon. Çünkü şöyle bir dezavantaj oluyor. Buraya geldiniz ve öğle yemeği için otele kaymanız gerekiyor. Okey. Teşekkür ediyorum. O zaman biz şimdi son kayışımızı yapıyoruz. Ve otobüsümüze doğru yola çıkıyoruz. Görüşmek üzere.